Selim. Oğlum. Hadi. Uyan artık. Selim. Saat kaç? Öğlen oldu. Yine bütün gece uyumadın değil mi? Oğlum. Boşuna bunu yapıyorsun kendine. Sen hiçbir şeye mecbur değilsin. Anne. Anne kapat konuyu artık. Olan oldu. Kabul etmek zorundayız. Oğlum. Bak iyice düşün. Melisa'yla... Oğlum aranda bir şey geçmiş olsa kesin hatırlarsın değil mi? Düşünmedin mi sanıyorsun? Hı? Düşünmedin mi sanıyorsun? O günü kaç sefer yeniden yaşadım biliyor musun? Tek tek her adımımı düşündüm. Emrah'ın evinden çıktım yarışa gitmek için. Melisa da yanımdaydı. Sonra Cennet geldi birden. Bana beni sevdiğini söyledi, arabaya bindi. Ben hızla uçuruma doğru giderken... ...beraber ölelim o zaman dedi. Ne? Ne demek bu? Sen kendini öldürmek mi istedin? Çünkü kafam karışıktı. Ali, Selim, ailem. Her şey birbirine girmişti. Cennet yanımdaydı. Melisa da uçurumun kenarında bizi bekliyordu. O da Cennet gibi ölümü göze almıştı. Benim için o da ölümü göze almıştı. Sonra Melisa'yı alıp gittim. Cennet'i orada bıraktım. Kızgındım. Çok kırıldım çünkü. İçtim. Çok içtim. Ayağa kalktım, başım döndü. Melisa tuttu beni. Duşa soktu. Son duştan çıktım. Yatağa geçtim. Melisa da başucumdaydı. Ama o kadar işte. O kadar. Başka bir şey yok. Çünkü başka bir şey yok. Tamam işte. Sonra da uyudun. Alkolün de etkisiyle o yatakta sızıp kaldın oğlum. Melisa ile evlenmek zorunda değilsin. Kendine bunu yapma ne olur Selim. Sen hiçbir şey yapmadın. Üzgünüm anne. Yapabileceğim bir şey yok. Dediğim gibi bu konuyu da bir daha konuşmadım lütfen. Duşa gireceğim ben. Sen hiçbir şeye mecbur değilsin. Seni o kıza bırakmam. Asla. Bir yolunu bulacağım. Mecburum.